Evet, ekranın en havalı ve yakışıklı meteoroloji mühendisi. Ona bırakacağız işi. Bize yakışıklı ve şık haberler versin diye. Nasıl bir hafta sonu olur? Valla benim meslekte yakışıklık pek para etmiyor. Doğru tahmin yapamazsak Mesut Bey üstümüzü öyle hızlı çizerler ki hiç şey olmaz. Ama şaşmıyor, tahminler şaşmıyor. Bir tüyo verir misin? Teşekkürler. Bu hafta sonu biraz yağmur var. Öyle duyduğuma mi? Göre siz biraz batıya seyahat edeceksiniz. Evet, evet. Tekine atacağım be ya kendimi. Yağmurdan kurtuluruz o zaman be ya. Çünkü öyle mi? Bizim tarafa gelen yağışla birlikte batıda hava açacak. Çeşitli yerlerde artık sonbahar esintileri görmeye başlıyoruz. Bir haritamız olacak gelecek günlerin yağış tahmini. İyi haberler var meteorolojiden. Buyursunlar efendim. Hemen istersen buyursunlar. Geçelim. Buyursunlar. Bugün haftanın son iş günü, en sıcak havası aynı zamanda haftanın. Türkiye genelinde batı bölgelerde özellikle hava açık ama size şu doğuyu göstermek istiyorum. Doğu Anadolu'da zaman zaman kuvvetli olmayan yağış geçişleri var. Gelecek hafta ve bu yağışları bıraktığı bir miktar karla birlikte gelecek hafta sonunda beyaz örtünün olduğu dağlarımız da olacaktır. Yani aslında şu an şu yeşil alanların 2500 metreden sonraki kısmına düşen yağışlar kar şeklinde. 1500 metreden itibaren kıyıya doğruysa yağmur alıyoruz. Tabii batıda böyle bir kış havası yok ama hava serinleyecek ve soğuyacak dedik. Cumartesi günü yarın akşam İstanbul'da, Bursa'da ve Yalova'da yağmur bekliyoruz. Hava sıcaklıkları da yaklaşık 21-22 derecelere iniyor. 26-27'lerdeydik. Bugün 26-27'ye çıkacağız. Yarın da 21-22, yani öyle 15 derecelere düşmüyor. Ama bu soğumanın başlangıcı. Gelecek hafta çarşambadan sonrası özellikle tahminler değişmezse bize efendim montları giydirir. Küçüklere montları, kışlık montları ayarlayalım. 15-16 derecelere düşmesini bekliyoruz gelecek hafta ortası hava sıcaklıklarının. Efendim bakın bu harita işte bereket haritası. Gerçi Anadolu'da çok fazla yağış yok Ege'de ama yine de Doğu'da ve Karadeniz'de 7 günlük toplam yağış tahminlerimiz artık biraz şöyle dişe dokunur cinsten. Bu kırmızı ve turuncu renkler yaklaşık 100 milimetre, metrekareye 100 milimetrelik yağmuru simgeliyor. Yani 7 gün içerisinde Ordu'dan Artvin'e kadar epey bir yağış alıyoruz. 100 milimetreleri geçiyoruz. Ayrıca Kastamonu'dan İstanbul'a kadar olan o alanda da yaklaşık 50 milimetre yağmur biriktirmeyi bekliyoruz. Özellikle İstanbul'un Anadolu yakasındaki barajlar bu gelecek haftadan olumlu, pozitif etkilenecektir. Bir birikim olacaktır yüzdesel olarak. Şu an %35 civarı, %36'lardayız yani baraj doluluk seviyesi olarak. Ancak efendim bu haritanın Ege kısmına bakacak olursak gelecek 7 günde de yağmur görünmüyor. Yani yaz mevsimindeki kadar sıcak değil ama 25 derecesi var İzmir'in. Fethiye, Aydın, Muğla çevresi 27-28 derecelerde güneşli bir 5-6 gün hatta 7 gün daha geçirecek. Bunu da uyaralım. Su kaynakları Ege'de hızla tükeniyor. Kuzey bölgeler yağış alırken. Ayrıca bu yağışlarla birlikte kuvvetli fırtınalar, rüzgarlar bizimle olacak. Cumartesi günü yarın İstanbul ve çevresinde denize gidiyorsanız bulutlu, kapalı ve rüzgarlı bir hava olur. Pek bir deniz havası yok ben söyleyeyim. Ama bu sonbaharda da yürüyüş tatlı bir terletmeyen hava olduğu için yürüyüş, jogging mi diyorlar işte, trekking. Evet. Bir takım o hafta sonu etkinlikleri, araştırma görevlilerinin giydiği outdoor kıyafetleri var ya. Aynen, onlardan evet. Giyip giyip gezme havası diyebilirim efendim. Peki.